كنتم خير أمة أخرجت Etrafımız sarılmış. Bakın dışarıdan Amerika'sı, İngiltere'si, İsrail'i, Ermenistan'ı her neyse dışarıdan bir sarılmışız. İçeriden İçeriden nasıl sarıldı kardeşlerim biliyor musunuz? İsminin sonunda hoca yazan, isminin başında profesör yazan, doçent yazan sözde ilahiyat mezunları, sözde akademisyenler tarafından biz içeriden kuşatıldık. Şu anda ülkemiz iç işgal kuvvetleri tarafından, mealciler tarafından, hariciler Ateistler, deistler tarafından sarıldı. Her taraftan biz, bizim üzerimize çalışma yapıyorlar. Bugün isminin sonunda hoca yazan ama hocalıkla alakası olmayan kişiler ayet inkar eder, hadis inkar eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ağzı alınmayacak laflar söyler ama hocam diye adamın dizinin dibinde ölüyorlar. Nasıl oluyor bir kardeşim? Ehli sünnet ne kadar gevşerse ehli bidat o kadar güçlenir kardeşim. Ama Allah Celle Celaluhu'nun biz bunların sonunu getireceğiz. Bakın kıymetli kardeşlerim. Bugün bir isim vererek, bir isim vererek bu iç yangına çürükle giden birini anlatacağım. Allah için iyi dinleyin. Bakın şu memleket ne ahvalde. Bu adam ilahiyat mezunu. Bu adam profesör, tefsir profesörü. Ve nice sözde hoca tarafından hocam hocam diye sağda solda böyle el üstüne tutuluyor. Bakın ağzından çıkan kelamları aynı şekilde iletiyorum. İsmi Mustafa Öztürk. Aynen iletiyorum. Allah için iyi dinleyin. Babam bana cennet ayetleri anlatıyor. Babası onu anlatıyormuş. Altından ırmaklar akan köşkler. Koltuklarda, tahtlarda oturacaklar. Muhabbet edecekler diyor. Diyor ki, e ben zaten burada koltukta oturuyorum. Bak, bu daha başlangıç. Allah Celle Celaluhu cennette Müslümanların başına gelecek güzel ahvalleri anlattığını bu dalga geçerek diyor ki ben zaten burada da koltukta oturuyorum kardeşim diyor. Ben ırmak akan cennet ne yapayım diyor ırmak akan cennet diyor. Ben diyor Giresunlu'yum bizim orada ırmak var diyor her yer ağaçlık diyor. Bak bizim orada da ırmak var diyor cennette ırmaklar varmış kardeşim ben diyor ne yapayım diyor cennetteki ırmaklar. Bizim orası diyor yemyeşil Giresun ağaçlık diyor her taraf. Ve devam ediyor. Yok diyor ağaçlar diyor tersmiş diyor. Kökleri yukarıdaymış, dalları aşağıdaymış diyor. Ters olsa ne olacak diyor. Ya diyor cennet ebediyse diyor biz orada ne yapacağız? Piknik mi yapacağız diyor ya. Yeşillik diyor, ağaçlık, çimenlik bu ne kardeşim biz orada piknik mi yapacağız? Bakın kıymetli kardeşler. Bu açık açık elfazı küfre girer. Allah Celle Celaluhu'nun ayetleriyle dalga geçmeye girer. Allah Celle Celaluhu bizim algılayacağımız, beynimizin algılayacağı şekilde ayetleri bize anlatıyor. Biz cennetteki nimetleri bugünkü aklımıza idrak edebilir miyiz? Edemeyiz. Ne kadar düşünürsen düşün, ne kadar hayal edersen et, sadece diyor, bak cennette bu kadar hadis, bu kadar ayet, cennetin yüzde üçü. Geri kalan yüzde doksan değil. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, bak yok böyle bir şey. Hiçbir insan bilmiyor. İşte Allah Celle Cev bizim aklımızın almayacağı için sadece bizim aklımızın alacağı kısımları biz anlatıyor. Ama bu sözde tefsir profesör ne diyor? Ne yapacağız diyor ya cennette piknik mi yapacağız diyor ya. Ya bu nasıl bir kelam? Bu nasıl bir hoca? Bu nasıl bir profesör? Bu nasıl bir tefsir profesör? Bu adam tefsir yazıyor ve bunun tefsirini okuyorlar. Bu memlekette. Devam ediyoruz daha fenaları var. Daha sonra diyor sıkıntılı bir şey var diyor. Cennette diyor. Alt, erkekler diyor altın bilezikler ve ipek giyecekmiş diyor. Cık. Ya diyor. Şimdi diyor sen diyor bu dünyada erkekler için diyor altın bileziği tak, ipekten elbiseye giy, sokağa çık diyor. Adama ne derler diyor biliyor musun? Ben yani şey tabirini söylüyorum. Adama diyor eşcinsel derler. Kaba tabirini ne söyleyeyim mi? Adama diyor gay derler. Bu tefsir profesörü ha. Cennet ayetleriyle dalga geçiyor, hadislerle dalga geçiyor. Ya kıymetli kardeşlerim, biz ne yapacağız? Biz bu adamları tanımıyoruz, bilmiyoruz ama bakın bu adamlar milleti yavur ediyor. Ya ayetlerle bu şekilde dalga geçinir mi kardeşim ya? Ya Allah Celle Celal Kur'an'da söylüyor. Sen Allah Celle Celal'ın Kur'an'da belirttiğinden daha iyi mi biliyorsun? He. Dedik ya biz ne kadar boşlarsak böyleleri tepemize o kadar çok biner. Ve devam ediyoruz. Daha bak bunlar neler. Diyor ki cennette diyor selamlama varmış. Selam zaten diyor yavan bir şey. Ya ayet var ayet. Vakıa suresi. Selamen selame. Cennetteki muhabbet. Selamun aleyküm aleyküm selam. Selam cennet kelamıdır. Ama bu adam ne diyor? Selam varmış diyor cennet. Selam dediğin nedir kardeşim diyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bu ne ya diyor. Cennette böyle kelam olur. Ne işi var cennette bunun diyor ya. Ya kıymetli kardeşim Bakın bunlar öyle hafif alınacak meseleler değil. Birilerinin bunları konuşması lazım. Birilerinin bunları anlatması lazım. Bu adamın imzası olmadan ilahiyattan mezun olamıyor öğrenciler. Bu adamdan onay geçiyor. Nasıl yapacağız? Kim dertlenecek bu işleri? Bu işler nereye gidiyor kıymetli kardeşlerim? Allah için biraz düşünelim ya. Biz Allah için konuşuyoruz kardeşim ya. Keyfimden mi konuşuyorum? Bana ne bu adamdan? Ama bu adamın söyledikleri beni ilgilendiriyor. Bak ne diyor? En son bombaya bakar mısın arkadaşlar? Diyor ki ben ne yapayım o cenneti? O cennet diyor Arap'ın cenneti. Arap'ın cenneti diyor. Hani diyor Arap zaten diyor Arabistan diyor işte oralar hep çöl diyor kurak diyor su yok ağaç yok diyor. Allah diyor işte tövbe aşa celle celalü işte onları diyor böyle işte hani yeşillik görmemişler su görmemişler ya diyor. Onları diyor işte ağaçsa suyla diyor. Hani aklı tövbe aşa onları öyle oyalıyor kandırıyor gibi kelimeler kullanıyor. Ya Allah için böyle bir şey var mı ya? Hı? Ve söylediği en ama ağır ve iğrenç kelime nedir biliyor musunuz kıymetli kardeşim? Yasin suresi 56. ayet. Hum ve ezvacuhum fi zilalin alal Bak meal veriyorum. Kendileri ve eşleri cennette koltuklar üzerinde, döşekler üzerinde kurulmuşlardır. Ayet. Peki bu Mustafa Öztürk denen adam ne diyor biliyor musunuz? Yasin suresinin diyor. Bu ayetinin diyor tefsiri diyor artı 18 filmlerde bile yok. Kaba tabiriyle sürüyor anlayın. Ben şeyini söyleyeyim, hafifletinin içini söylüyorum. Bunun diyor, tefsirde geçen kısmı diyor, artı 18 filmlerde bile böyle bir şey yok. Ya Allah Celle, Celle diyor ki onlar ve eşler yani adamlar yani Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar cennette koltukları üzerinde yan yana kurulacaklar. Bunun tefsirinde diyor ki büyükler yani eşler orada yan yana olacak, birlikte yatacaklar, birlikte dinlenecekler. Sen kalkmışsın diyorsun ki bu nasıl tefsir? Bu nasıl ayet? Yasin suresi bilmem ne şey gibi diyor. Artı 18 diyor yani. Kaba tabirinde siz düşünün. Kıymetli kardeşlerim. Önemli meseleler bunlar. Konuşmamız gerek bunları. Ne yapacağız? Millet akın akın cehenneme gidiyor kıymetli kardeşlerim. Allah rızası için bu işlere bir el atmak lazım. Emri bil maruf lazım. Estaizu billah bismillah kuntum hayra ummetin uhricet lin nas ta'muruna bil maruf ve tenhamna anil siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Biz bunları anlatacağız, biz bunları konuşacağız. İnsanlar bu adamları tanıyacak. Yasin suresine artı 18 film diyen adam, artı 18 filmlerde bile bu kadar müstehcenlik yok diyen adam bu ülkede Profesör, doktor, bilmem bilmem ne sonunda hoca diye anılıyor. Sempozyumlara çıkıyor, konferanslara çıkıyor. Ya ne yapacağız? Kim dertlene bu işleri? Kim dertleniyor? Kim dertlenecek? Bu iş birinin dertlenmesi lazım. Bu işler dert meselesi, bu işler fikir meselesi. Birileri fikir edecek, birileri dert edecek ki Allah Celle Celaluhu o işi kökünden kazacak. Ben desem ki aman bana ne, o dese ki aman bana ne, işte bırakın işte o hoca konuşsun, falanca hoca konuşsun, bizim işimiz değil. Bizim Türkiye'deki bazı hocalarda bu sıkıntı var biliyor musunuz kıymetli kardeşim? O diyor ki benim işim reddi değil, o diyor benim işim, benim işim tefsir, o diyor benim işim mesela meal, o diyor benim işim falanca, o diyor benim işim fişmanca. Ya arkadaş, Emir bil maruf her Müslümana farzdır kardeşim. Sadece hocaları değil. Sadece Emir bil marufla özellikle ilgilenen hocaları farz değil. Blue çağına girdikten ölene kadar her Müslüman kadın verke erkeğe farzdır kardeşim. Yapacaksın. Yoksa bak iş işten geçiyor. Adam ağzına gelmiş neler sayıyor. Cennetle alakalı konuştuğu kelimelere bak. Haşa ve kella Allah celle celal dalga geçiyor bu adam. Bakın kıymetli kardeşlerim bu işin şakası yok. Bu işin eğlence malzemesi değil bu iş. Ne demek ya? Ve De bunun gibi neleri var? Maalesef vaktimiz var konuşamıyoruz. Daha konulara giremez böyle şeyler yüzünden. Ne yapacağız abicim? Kim konuşacak? Kim dertlenecek? Allah için uyarıyoruz lütfen. En azından bakın kıymetli kardeşlerim ne diyoruz? Hiçbir şey yapamıyorsan kardeşim biz bu sohbetleri böyle parçalayıp YouTube sayfamıza atıyoruz. Bari bak bari diyorum paylaş tuşuna bas ya. Bir paylaş tuşuna bas kardeşim ya. Bak o kadar kolay bir şey. Allah için belki oradan kurtarırsın be. Belki bu adamın dinden imandan çıkardığı birilerini geri çevirsin. Ya cennet ayetleriyle bu kadar alay eden, aşırıya giden ya Allah Celle Celle veya daha ötesi var bunu kullandıkları. Allah Celle Celle neler neler söylüyor ya bu adam. Neler neler Allah Celle Celle hakaret ediyor bu adam. Daha öte sözleri var. İnşallah uzun bir sohbet yaparız bununla alakalı. Lütfen Allah için uyarıyorum. Emir bil maruf nehyanil münker.